Merhaba. Asil kardeşlerim, Çelebiler, hatunlar, beraberiz. Daha büyük mutluluk yok. Çok zor zamanlar açtık. Az kaldı biliyorsunuz, gidiyordum Covid'den dolayı. Gittim geldim. Eve oksijen tüpü ve poliklinik için gereken bütün cihazları kurmuştuk zaten. Elhamdülillah gene beraberiz. Yoğunluk çok. Ne kadar fırsat bulursak. Ya, şimdi konuşmaya başlayacağım ve heyecandan kalbim burada atıyor. Ne güzel sizlerle beraber olmak. İyi ki varsınız. Sık sorulan sorulardan birisi, tımarlı sipahilerle şövalyeler arasındaki farklar. Batı'da şövalye, bizde tımarlı sipahi denen atlı asker grubu soruluyor. Kılıç Federasyonu'nun birebir ilgisini çektiği ve birebir ilgilendiği konulardan birisi. Kısaca temel başlıklarla 10 dakikadan fazla geçmeyecek şekilde değinelim konuya. Bizim penceremizden bakıldığında, Türkiye'deki kılıçdaroğulların penceresinden bakıldığında iki dil var burada. Fransızca ve İngilizce. Şimdi İngilizce knight denen askeri kavram, knight, K ile yazılan knight'tan, knight, knight denen kavram ve Fransızca cheval denen. Fransızca cheval, at, savaş atı demek. Cheval, Fransızca savaş atı demek. Dolayısıyla savaş atı süren kişiye chevalier denir. Atlı er anlamında. İngilizce knight gene aynı anlama geliyor. Biz Türkçemize Fransızcadaki terminolojiyi almışız ve yabancılara hitap ederken biz de onun karşılığı süvaridir tabii ki. En büyük fark nedir? En büyük fark, kavramsal fark ve ondan sonra çalışma farklarına değineceğiz. En büyük fark, yabancıların imparatorluk sistemiyle yönetilmesi, imparatorluk yönetimi, bizdeki devlet yönetimi farkları. Biliyorsunuz, Ottoman Empire, Osmanlı İmparatorluğu, Ottoman Empire bize ait bir tabir değildir. Yabancıların bize verdikleri bir tabirdir. Yabancı kitaplarda yazar. Bizim kendi arşivlerimizde ve kendi kitaplarımızda nasıl yazar? Osmanlı Devleti Aliyesi, Devleti Aliye, yani büyük devlet. Bir ülke de devlettir. Kıtalar arası bir fetih olduğunda o kocaman yönetime devlet değil, büyük devlet denir. Osmanlı büyük devleti. Osmanlı İmparatorluğu değil. Onu yabancıların tarih kitaplarında rastlıyoruz. Bizim arşivlerimizde kendimize verdiğimiz tanımlama, kendimize biz nasıl diyoruz? Osmanlı büyük devleti. Dikkat! Büyük Osmanlı devleti değil. Osmanlı büyük devleti. Pekala. O zaman şövalyenin bulunduğu imparatorluk ile tımarlı sipahinin bulunduğu büyük devlet arasında nasıl bir farklılık var ki bu iki atlı asker sisteminde eğitimler, ağırlık idmanları, diyet ve ekonomi değişti. Şövalye kendisi doğduğunda soylu bir aileden doğar. Haliyle doğmak, şövalye için doğmak bir mal sahibi olmak için yeterli haktır. Eğer bu kale babasınınsa doğan çocuk kalenin varisidir. Babası verse vermese. Doğum hakkı olarak o kaleye bağlı nüfusun bir kısmı çocuğundur. Ve şövalye babası öldüğünde otomatikman hepsi birden kalıyor. Ama babası sağ iken bir kısmı başka uzaktaki başka bir kale ve gene bir ırmak ve gene bir orman o çocuğa aittir. Doğması yeterlidir şövalye doğduğunda. Çünkü soylu aileden gelir. Soyluluk kavramı. Yine kandan geçen bir yetki söz konusudur. Ve şövalye kendisine ait topraklarda, çalışanlar yine kendisine aittir. Toprakla ve oradaki keçiler, geyikler, kurtlar ve ağaçlarla ve ırmaklarla beraber insanlar da kendisine aittir. Ve o insanlar maaş almazlar. Şövalye beraberinde çalıştı, çalıştırdığı insanlara maaş vermez. Sadece vergi toplar. Bu vergilerle kazançlarını ve ekonomiyi yürütür. Daha sonra hazineden biriken paradan
çalışanların peasant, köylülerin bir hissesi yoktur. Bu imparatorluktaki şövalye. Büyük devletteki tımarlı sipahi, büyük devletteki tımarlı sipahi doğmakla hiçbir hak elde etmez. Vatandaştır. Türk vatandaşı olmaktan daha büyük bir şey yok. Elbette ki şikayetçi olarak değil de doğmakla hiçbir şey elde etmez. Doğduğunda, doğduğu için ona bir ırmak, bir dağ, bir orman, bir kale verilmez. Tımarlı sipahi kendisi liyakatla bir yere gelmek zorundadır. Askeri anlamda, ekonomik anlamda zekasını kullanarak ve bedenini kullanarak rütbeleri yükseldiğinde hükümdar ona bir tımar bölgesi verir. Bu tımar bölgelerde biliyorsunuz ki işte 20 tane, yaklaşık 15-20 tanesi birden üzerinde bir sancak denir. Orada da bir sancak beyi vardır. Bunların hepsi mertebe mertebe liyakatla gelinen yerlerdir. Kimse zaten ille de yükselmek istemez. Yeteneği varsa gelişir. Bir doğa aşılama, bir doğallama süreç vardır. Ve tımarlı sipahi görev aldığı yerde eğer kendisine verilen tımar bölgesi yeteri kadar gelişmiyorsa, yeteri kadar mahsul üretmiyorsa, teknolojisi, sanayisi, tarımı ve ekonomisi sancak beyinin diğer bakmış olduğu, nezaret etmiş olduğu bölgelerden çok çok daha düşükse, o zaman tımarlı sipahi görevden alınır, liyakatı olan başka bir tımarlı sipahi oraya gönderilir. Bu durumda biz burada kanla geçen bir soyun değil, liyakatla geçen bir görevin bulunduğunu görüyoruz. Ve kendisinin, tımarlı sipahinin görevli olduğu bölgedeki hayvanlar, geyikler, ormanlar veya ırmaklar veya çalışan insanlar tımarlı sipahiye ait değildir. Şövalyenin tersine. Dolayısıyla onların sağaltımı ve onların gelişmesi ve insanların mutluluğu kişinin sorumluluğu altındadır. Kendisiyle beraber çalışan köylülere, kendi bölgesinde çalışan köylülere maaş verir. Vergi toplar, vergiyle ekonomiyi canlandırır, sonra çalışanlara maaş verir. Yine şövalyenin tersine olarak. Diğer önemli bir konu, tımarlı sipahi hükümler tarafından orduya çağrıldığı anda bu çağrıya icabet etmekle görevlidir ve yanında ekonomiyi canlandırmak ve sanayi ve bilimi geliştirmekle beraber bir de cebelli, Türkçe'de silah anlamında, Türkçemizde cephane, silahların bulunduğu hane, silahların bulunduğu yer, cebeci, silahlara bakan ve onların yağlanması ve sıhhati, bakımı ile ilgilenen kişiler. Cebelli, tımarlı sipahinin gözetiminde ve tımarlı sipahinin yazmış olduğu haftalık programlarla ağırlık çalışan, silah kullanmayı öğrenen atlı askerler. Öyleyse hükümdar çağırdığında tımarlı sipahi kendisiyle beraber yetiştirmiş olduğu cebeliği, bu kimi zaman 2 olur, kimi zaman 6 olur tımarın büyüklüğüne göre, cebeliyle beraber orduya katılmak durumundadır. Aralarındaki farklara baktığımızda, şövalye ile tımarlı sipahinin kendi bedensel farklarına baktığımızda, bu kavramsal farklardı. Tımarlı sipahi ile şövalyenin zırhlarının ve atlarının farklılıkları var. Şövalyenin atı biraz daha büyüktür. Yani zırhı daha ağırdır. Ve kendisi de hiç hafife alınmayacak kadar kuvvetlidir arkadaşlar. Şövalyenin ağırlık idmanında daha çok kuvvet ön plandadır. Gücü ata bırakır. At verdiği ivmeyle şövalyenin gücüne at verdiği ivmeyle şövalyenin çok çalışılmış kuvvetine hız ve haliyle güç katar. Kuvvet ağırlık protokolleriyle güç ağırlık protokollerinin farklarını evvelce konuşmuştuk. Öyleyse tamamen hızı ata bırakır. Tımarlı sipahinin ağırlık programında daha çok güç ön plandadır. Ne kadar ağır kaldırdığı değil, ne kadar hızlı ve ne kadar fonksiyonel kaldırdığı önemlidir. Dolayısıyla bütün her şeyi ata bırakmaz. Haliyle şövalyede pek rastlamadığımız bazı özellikler vardır tımarlı sipahide. Mesela yay gerer, ok atar, cirit atar. Şövalyeden bunları beklemeyiz. Şövalyeden bir şey fırlatmasını beklemeyiz. Şövalye daha çok
kendi lens denen lens yani field lens denen biz günümüzde ama kimi zaman lens adı verilen 3 metre gibi bir mızrakla rakibini alt etmek üzeredir. Tımarlı siparişli mızrağı biraz daha kısadır. Balkanlarda görevli tımarlarda, Balkanlardaki tımarlarda görevli tımarlı sipahilerle Orta Doğu'daki tımarlarda görevli tımarlı sipahiler arasında yine bir donanım farkı vardır. Balkanlardakiler daha çok zırh delmek üzere zırh delici oklar ve ciritler ve şişler, meçler, mihveller ve şeşperlerle donatılmıştır. Nadiren kılıç çeker. Tımarlı sipahilerden bahsediyoruz. Orta Doğu'da görevli tımarlı sipahilerse yine ok ve nadiren cirit olmakla beraber daha çok balta ve pala, gaddare bulundururlar. Çünkü Orta Doğu'da, Balkanlarda ve Avrupa'da bulunduğu kadar çok zırhlı asker bulunmaz. Zırhlı düşman yoktur. Düşmanda zırh varsa da aşılabilecek ve Avrupa'daki kadar sık bulunmadığından aşılabilecek, kırılabilecek mahiyettedir. Bir balta veya gaddare veya palayla düşman alt edilebilir. Balkanlarda ise tımarlı sipahilerin daha çok zırh delmek üzere özelleştiklerini görüyoruz. Yakın mesafede kullandığı silah şeşperdir. O yüzden tımarlı sipahi gravürlerde veya hünernamede ya da yabancı tapestry denen tapestrilerde elinde hep şeşperle görürsünüz. Orta Doğu'da tımarlı sipahilerde Orta Doğu kaynakları ve ciltlerinde, ansiklopedilerinde baktığınızda hep böyle elinde palayla görürsünüz. Pekala, hemen bitiriyorum, fazla vaktinizi almayacağım. Karşılaşmaları nasıl? Arkadaşlar, şövalye ile tımarlı sipahiye biz bu sorular çok beğenilerek ve heyecanlandırarak sorulduğundan tımarlı sipahi ve şövalye karşılaşacak olsalar tımarlı sipahi dezavantajlı arkadaşlar. Bizim şövalye için atlı askerimiz silahdar ve zağırcı. Bizim süvari birliklerimiz ordunun her iki yanında önde bizim ordumuza göre konuşuyorum. Tamam mı? Yani size bakıyorum ama siz de böyle sırtınız böyle dönün. Bizim ordumuza göre ordumuzun önü buysa sağ tımarlı sipahi, sol silahdar, bir arkada sol ulufeci, bir arkada sağ gureba, sol gureba. 6 süvari birliğimiz var. Bu 6 süvari birliğinde tımarlı sipahiler sağda öndeki kırmızı sancaklı süvari birliği. Solda öndeki sarı sancaklı birlik ise çok daha ağır zırhlı silahdarlar. Bazı tımarlı sipahiler veya bazı kapıkul askerleri veya bazı ulufeciler veya çok yüksek yiğitlik, mertlik, kahramanlık göstermiş bazı gurebalar çok gene ağır zırhlarla ve başka ve upgrade edilmiş bir ağırlık, güç ve isabet ve silah donanımıyla silahdar olabilirler. İşte şövalyenin meydanda birebir karşılaştığı kişi daha çok silahdar süvarisidir. Tımarlı sipahi değildir. Tımarlı sipahi hafif süvarisine ve ağır piyadesine karşıdır. Ve yine hafif piyadeye karşıdır tabii ki. Savaşa başladığında genellikle ok atarak başlar. O yüzden de yabancı kaynaklarda akıncılarla karıştırılır. Silahlar ise sarı sancak. Silahlar ise başladığında o da mızrakla başlar. En ağır süvari ise, bizdeki en ağır zırhlı süvari ise son dönemlerde daha çok bu 13 yıllık Habsburg ailesiyle yaptığımız savaşlarda ordunun biraz da arkasında bulunan, gerektiği zaman çıkan zağırcıdır. Giderek hükümdar zağırcı kurulduğundan mükemmelleşinceye kadarki aşamalarda hükümdarınla beraber ava çıkar ve muhafız olan süvariden savaşta bizzat çalışan süvariye gelmiştir. Ve o da 3-3,5 metre mızrak, ağır mızrak, çok kocaman at ve yüklü zırhla dövüşür. Şövalyenin o zamanlar Habsburg savaşlarında birebir
karşılığıydı bizdeki donanım ve saldırı açısından. Ekonomi açısından dersek, şövalyenin bizdeki karşılığı tımarlı sipahiler ve Akıncı beyleridir. Daha fazla bu konuda konuşmak istersek lütfen tekrar yazın. Sizlerle görüşmek her zaman çok iyi. Asil kardeşlerim benim.